Merhaba arkadaşlar, ben Meri. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz gibi size bu muhteşem pembe pembe açan Boronia hiedrophylla çiçeğini göstermek istiyorum. Şuraya şöyle bakar mısınız? Bakar mısınız muhteşemliğe? Evet, bu çiçeği bugün bu videoyu bununla açmak istedim ve artı size Boronia hakkında da bilgilerimi paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi. Evet, şöyle. Böyle çiçekleri var Boronia'nın. Şöyle kaldırıyorum ki görebilirsiniz. Evet, isim yazılı şeyini de göstermek istiyorum. Şöyle altına su koymuştum. Bakın. Boronia hiedrophylla çiçeğin adı. Ama muhteşem, harika çiçekleriyle kendine aşık eden bir çiçek bu çiçek gerçekten. Şöyle göstereyim. Bakın, bakın. Her tarafı böyle çiçekte bunun. Şöyle uzaktan aldığım zaman çok net görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi böyle bir ağaç formunu vermişler. Şöyle size her tarafından bakın. Evet. Bugün etraf biraz sakin, kuş sesliği eşliğinde. Boronia hiedrophylla çiçeği. Nereden gelir? Biraz hakkında da bahsedeyim. Bu gördüğünüz gibi bir çam çiçeğidir arkadaşlar. Ve 8. aya kadar, yani Ağustos ayına kadar açan bir çiçektir. Yani sürekli, bakın buralardan sürgünler gelir ve sürekli açar. Yalnız şöyle bir püf noktası vardır. Çok suyu seven bir çiçektir. Çok, yani aşırı şekilde. Yani bir gün sulamazsanız bunu ertesi günü kesinlikle sulamak zorundasınız. Böyle hemen suyu da gördüğü an anında böyle. Bakın buraları ben aldıktan sonra büyüdü. Hep bunlar yeni yeni. Bunu hatta çok uzun zaman olmadı. Bayramda almıştım. Hatta seraya gittiğimde bunu gördüğümde şok olmuştum. Bakar mısınız? Böyle çiçekleri var bunun. Ve bunlar zaman zaman dökülüyor ve tekrar başlıyor. Bakın bu tarafta çok net görebilirsiniz. Minikler arkasından geliyor gördüğünüz gibi. Evet, Türkçesi bunun çam çiçeği. Bol suyu sever. Çok 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 sever. Artı yarı kölgeyi ister. Durun bakalım. Bunun saksısında da yazması lazım. Şöyle çıkartayım bakın. Durun şöyle bakalım. Şöyle de bakalım sizlerle. Evet. 16,95 euroya aldım ben bunu ve özellikleri burada da görebiliyorsunuz. Evet. Şu işaret yarı kölge, yarı güneş, bol su ve bıçakla, çatalla falan da karıştırmayın dibini diyor. Evet, toprağı da böyle, saksısı da böyle. Şöyle göstereyim. Tekrar ismini göstereyim. Bu çiçek çok sorulmuştu arkadaşlar. Geçen yıl da almıştım ben bu çiçeği. Yalnız ben Türkiye'ye gittiğimde tabii susuz kaldığından dolayı kaybettim. Kesinlikle donlara dayanıklı bir çiçek değildir. Kış zamanı bunu kesmeniz gerekiyor. Şöyle şu dalların olduğu yerden, bakın şu büyük dalların olduğu yerden kesilmesi gerekiyor. Önceden de kesilmiş zaten kimi yerlerinden. Oradan kesilip tekrar seneye bu çiçek açıyor. Bunu da buradan iletmiş olayım. Ama harika bir çiçek. Çiçeklerine bakar mısınız? Böyle muhteşemliğiyle şöyle görmenizi istiyorum. Çok suyu seviyor. Susuz olmaz yani bu çiçek. Kesinlikle her gün ben ona neredeyse birer bardak su koyuyorum. Aşırı seven. Yani toprağını kesinlikle kurutmamanız lazım. Yarı kölgede ya ister, yani tam güneşi sevmiyor. Onu da söyleyeyim. Ve bunun çiçek zamanı bittiği zaman da tekrar kesmeniz gerekiyor. Ve bakın oralardan hep mini 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 minik minik böyle çiçekler veriyor tekrar tekrar. Hep araları minik minik çiçeklerle dolu. Tabii siz göremiyorsunuz. Ama sizlere şöyle göstereyim. Boronia hiedrophylla. Geçen sene bu çiçeği bana insanlar ne kadar sorduydu. Nereden aldınız diye. Evet, nereden aldım derseniz
Ben bunu Hoanbach'tan aldım. Özellikle söylüyorum. Çünkü çok sorulacak. Nereden aldınız? Nerede var? Ve inanın videolarıma gelirseniz görmüşsünüzdür de. Pazarlara gidiyorum. Almanya'da pazarları çekiyorum. Seralara gidiyorum. Seraları çekiyorum. Kaç tane seraya gittiysem bu çiçeği bulamadım. Bunu da buradan söyleyeyim. Türkiye'de var mı? Yabancı ülkelerde var mı? Hiçbir fikrim yok. Ama çok güzel bir çiçek. Ben bunu bayılmıştım. Gördüğümde şok olmuştum. Ve şu an yani bu Nisan, Mayıs bunun açma dönemi çok olduğundan dolayı bunun şimdi zamanı. Onu da söyleyeyim. Evet, fiyatında 16,95 euroya aldım. Geçen yıl aldığım daha küçük bir ağaç formundaydı. Daha iyiydi ama ondan yoktu bu sene. Ben dedim bunu gördükten sonra zaten şok oldum. Aldım. Bakalım gidişat nasıl olacak. Evet, balkonun da en güzel yerine konumladım. Masamın ortasına. Böyle gelip gidip ona bakıyorum. Evet. Boronia hidrofila çiçeği. Yarı kölgede çok suyu seven bir çiçektir. Gelelim şu güzelliklerime. Bunlar minyatürlerim benim. Bunları da anlatmak istiyorum birazcık. Evet, gördüğünüz gibi burada kalp kalbe karşı var. Bu Verigato olanı. Bunlar hepsi şeydeydi. Merdiven arasına koymuştum ben. Merdiven boşluğunda. Orada bakıyordum ve onlar da canlanmaya başladı. Burada Paskalya çiçeğinin şöyle bir saksıya ektim onu da. Tutmuşlar çok şükür. Evet. Bu da böyle. Bunun birisi pembe açanı, birisi de beyaz açanı. Bakın beyazın etrafında hiçbir şey yok. Pembenin etrafında böyle kırmızı kırmızı çizgisi var sanki. Oradan da anlaşılabilir. Ve şuraya gelelim. Sanırım buna reyhan diyorlar. Emin de değilim. Onu da söyleyeyim. Bilenler varsa yazabilir Türkçesini. Bakın. Buna da böyle bir saksı yaptım. Şöyle. Bir kullanmadığım demliğim vardı. Şuraya şöyle yapalım. Şunları da şöyle yitelim. Evet. Şöyle sizlerle. Bakın muhteşem kokusu var bunun. Yabancı ülkede yaşayanlar bilir arkadaşlar. Genelde marketten alıyoruz. Ve bunların kökü, bunu özellikle söylemek istiyorum ki kökü her tarafı şeydir bunun. Tohumcuklar vardır. Bunu aldığınız zaman saksısını değiştirdiğinizde ve kullanırken de şuralardan kestiğiniz zaman sürekli verir bu. Bunu da buradan iletmiş oluyorum. Çünkü ben çok denedim, çok aldım. Bir türlü yaşatamadım. Hep kayboldu. Ama en sonunda püf noktasını buldum. Kesip kesinlikle saksıyı değiştirmeniz lazım. Şöyle de bir saksıya konumladım ben onu. Böyle. Oh, hops. Evet, böyle de bu muhteşem güzelliklerle, Boronia'yla, Reyhan'la, kalp kalbe karşı çiçeğimle sizlere göstermek istiyorum. Ve şurada da gördüğünüz gibi bir bonsai olmuş. Grasulam var benim. Grasula ovata. Bu artık tamamıyla bonsai formunu aldı. Onun yanında güzel bir kaktüsüm var. Evet, burada bir tane pleyan var. Şöyle alayım. Bunları bana arkadaşım göndermişti. Canlanmaya başladılar. Dediğim gibi bunların hepsi şeydeydi. Merdiven boşluğundaydı. Kışın oraya almıştım. Ama şimdi yavaş yavaş sulayarak. Bakın bu Verigata pileye olanlardan arkadaşlar. Etrafında böyle kırmızı sanki çizgileri var. Görüyor musunuz mu? Şöyle uzaktan tutayım. Evet. Bu da o. Onu da yerine koyalım. Onun yeri orası. Burada da bir tane bodur. Sansevieryum var. Şurada da benim boya malzemelerim, ondan sonra çiçek malzemelerim falan gibi. Ve size havayı göstereyim. Hava böyle bugün bulutlu. Bayağı bir soğuk zaten. Bir türlü kış yaz bulamadık artık biz. Bir yaz gelse de kurtulsak yani. Bakın burada da geçen o minik bir tane almıştım. Kırmızı olanı. Bayağı bir koyu rengi. Aa, bakın. Durun. Şunu geçelim. Burada da bir tane çiçeğini açıyor güzellik. Şöyle görmenizi istiyorum. Bunu da böyle bir saksıya koydum. Şöyle. Evet. Bu da burada duruyor şimdilik. Orada sincapın. Bu saksı daha yapılmadı arkadaşlar. Sümbüller geçti, evet.
Şöyle de kısa da olsa size bir bal konturu göstereyim. Pembe pembe gönlüm sende telgraf çiçeğimin muhteşemliği. Evet, burada Echeveria flat variegated var. Gördüğünüz gibi o da muhteşem. Burada bir agavoides var. Şu da bir agavoides, Bordeaux. Bu da muhteşem bir kaktüs ama canlanacak. O da bakalım. Evet, bu. Bakın bu çilli çilli oldu. Bu aslında Graptoveria variegated olan arkadaşlar. Ben de böyle çillendi. Bu karışık bir saksı. Sedumlar var, grasulalar var, kiwi var, şöyle de şeyler var, sempervium'lar var. Bunları yeni yapmıştım zaten. Bakın. Evet, böyle de kiwi de biraz canlanmaya başladı. Buraya tekrar renk katsın diye telgraf çiçeği ektim. Bir de gelen arkadaşlar olduğu zaman buralardan çıkarıp verebiliyorum. Ve size bakın sedumum çiçek açıyor. Şöyle. Bu yağmur damlaları geldikçe bordo olan sedum. Hatta geçen bir videoda bir serada görmüştük. Koskoca saksıydı. Muhteşem bir saksıydı. Sarı sarı da böyle çiçekleri var. Şöyle netleştireyim. Evet. Gelelim bu saksımıza, Lili Cina'mız. Evet. Lili Cina yaprakları yavaş yavaş dolmaya başlamış gibi. Evet, şöyle geçelim. Yalnız sulanacak. Uzun zamandır ben su vermiyorum. Sadece bu benim sukulentlerim, kaktüslerim sadece yağmur suyuyla büyüyor. Onu da söyleyeyim özellikle. Yabancı ülkede yaşıyorsanız gerçekten bu yıl yaz gelmedi. Yaz gelmediğinden dolayı da burada, yani yabancı ülkelerde sukulent büyütmesi biraz daha çok zor oluyor. Bu bildiğiniz bluebird arkadaşlar. Rengi böyle oldu bende. Evet, şöyle göstereyim. Şöyle kristatım var orada bir tane. Bu krom veyahut da melako, ikisinden birini hep karıştırıyorum genelde. Şurada da bir Lili Cina var. Şuradaki güzelliğim de Hollanda'dan almıştım. Bakın burada da minik bir sevda ağacım var. O da yeni yeni toparlanmaya başladı. Şurada emin olamadığımız Dusty Rose mu yoksa Perlafon Nürnberg mi bilemediğim. Burası da kendi kendini böyle toparlıyor. Evet, şöyle. Yani burada benim kivim, bu da kıştan kalan. Bakar mısınız ama canlanıyor. Evet, burada da gördüğünüz gibi tesbih çiçeğim vardı. Önceden takip edenler beni bilirler arkadaşlar. Muhteşem bir form almıştı. Ama tesbih çiçeğinde de şöyle bir deneyim yaşadım. Yani kışın ben onu içeriye aldıktan sonra komple düştü. Komple kırıldı. Kırıldı diyorum, pardon. Komple renk değişimin kurumalar oldu. Ondan sonra neyse, ben sonra büyük saksıya aldım. Büyük saksıda da olmadı. Tekrar yine ektim. Bakalım, umarım şimdi böyle zaman zaman gelip fısfıslıyorum. Umarım bu kez olur. Zaten o zaman da demiştim. Üçüncü alışım ve son kez şansımı deniyorum diye. Umarım bu kez tutturabilirim. Tutturursam da sevinirim. Evet, burada da gördüğünüz gibi limon ağacım. Limon ağacım filiz vermeye başladı böyle. Evet. Ve burada da bakın, burada da çay posası koymuşum. Şunu da koyalım. Bunlar benim bekçilerim. Şunu şuradan kaldıralım. Evet. O da oranın bekçisi. Bakalım. Benim vatandaş, benimki daha gelmedi ama zaman zaman biliyorsunuz yazın balkonda sincap arkadaşım vardır, ziyaret eder beni. Bakalım, bu yıl daha hiçbir şey görmedim ama etrafta şuralarda ağaçların üzerinde tırmandığını görüyorum, yani görmüyorum değil. Evet, burada da bu güzellikler var. Maalesef hava kapalı olduğu için renkler tam çıkamıyor ama muhteşem bir renk aldılar. Bakın. O oradan bebisini büyütüyor. Evet, şöyle. Bu Echeveria Mystery arkadaşlar. Şöyle de görmüş olursunuz. Bu minnacıktı. Hatta bunu 1.49'um ne almıştım ama yerini çok sevdi ve güzel büyümeye başladı orada. Şurada bir sedum bronzemiz var. Dragomuz var. Polydonis var burada bir tane. Ve yine agavoides türü bu. Şöyle de bakın, oraları da pıtırcıkları
ekmişim. Onlar da tutmuşlar. Yine bir kaktüs, yine bir kubik frost. Evet, pulvinata. O da orada güzel tutundu. Ve bakın burada da şu da şey, Gracilia ovato'nun sunset olan arkadaşlar. Bakalım onun gidişatı nasıl olacak. Ama ben size şunu göstermek istiyorum. Baby'sine bakar mısınız? Bu annesi. Bu annesi. Şunun güzelliğine bakın. Ben bunu çiçek zannediyordum. Şöyle yapalım. Çiçek zannediyordum ama öyle dal atarak büyüyor demek ki. Bakın. Ve ortası yeşil yeşil büyümeye başlamış. Şurada da baby'si var. Evet, ortalar böyle olmaya başlamış. Renkleri görüyorsunuz arkadaşlar. Ve gelelim, tekrar geri gelelim. Şurada da erik ağacım. Böyle gidelim. Ve burada da tekrar bu güzelliklerle, boronia çiçeğimle bugün de böyle bir video olmasını istedim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Bye bye. Tschüss.